sevgili seyirciler, Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Sinan evet. abinin Instagram adresi Sinan Engin. Bol bol yazabilirsiniz. Bol bol DM atabilirsiniz. Hesap gizli değil. Bol bol yorum atabilirsiniz. Milli takımın forveti kim olmalı? İşte burada bakın. Beyaz Futbol 23.30 başlıyor diye en son bir paylaşım yapmış. Sinan abinin Instagram adresi. Story'ime bakabilirler mesela. Story'sine bakabilirsiniz. Story'ler çok güzel. Story'ler çok güzel aynı şekilde. Ve benim de Instagram adresim Ertem Şener. Ekranda sevgili seyirciler. Son paylaştım. Beyaz Futbol'la ilgili bir paylaşımım var. Bizim de storylerimize bakabilirsiniz. Buradan hepinizi tekrar selamlıyoruz. Instagram'dan ayrıca değil mi Sinan abi? Aynen öyle. YouTube'dan programımıza destek verebilirsiniz. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'un YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ekrana geldi şimdi. Derin Futbol ve Beyaz Futbol'un YouTube kanallarına abone olmanızı ısrarla rica ediyorum. Hep söylüyorum, geçen haftadan beri dünya televizyonlarında, dünya spor programlarında siz Türkiye'den bir programı zirveye taşımak tabii ki istersiniz. Beyaz Futbol Türkiye'nin en çok izlenen programını YouTube'da da en çok izlenilir hale getirmek sizin elinizde. Yine size bu konuda çok 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 ihtiyacımız var. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Kaçırdığınız programları, Beyaz Futbol'da ve Derin Futbol'da kaçırdığınız programları benim hemen sağ tarafımda görüyorsunuz. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarından izleyebilirsiniz. Sürprizler var. Biraz önce ekranın alt tarafına da geldi. Yusuf Karakaya, Survivor şampiyonu, 2019 şampiyonu sevgili seyirciler, çok önemli açıklamalar yaptı. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz ki o röportajın tamamını da yine Beyaz Futbol'un YouTube kanalında tamamını izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Bizi izleyen arkadaşlarımız var. Fatih Türk ve eşine buradan selamlar gönderiyorum. Fatih Türk ve eşine çok selamlar. Sevgili Oğuzhan'a çok selamlar diyoruz ve geçiyoruz 1905 kaosuna. Evet. 1905 kaosu. Fatih Terim bir açıklama yaptı. İlk önce onu ekrana getireceğiz. Fatih Hoca bir açıklama ne zaman yaptı? Geçen hafta değil, ondan önceki hafta. Ay, ceza aldı açıklama mı? Ceza aldı açıklama. O açıklamayı ondan sonra ekrana getireceğiz. Açıklama. Ondan sonra hiçbir şimdi açıklama bak, yok. Şimdi ben ceza eğer yönetmelikte, yani baktığın zaman Futbol Federasyonu'nun yani disiplin talimathanesinde ne yazıyor? Eğer bunun karşılığı nedir? Hocanın bu konuşmasının karşılığı var mıdır? 1905'ler, 19.510'lara falan geleceğiz. Önce ben bunu merak ediyorum. Yani 19 şeyin hocanın bu konuşmasında, bu konuşmasında cezayı gerektirecek karşılığında ne var? Yani yönetmelik ne diyor? Bu tip konuşursa, bu şekilde konuşursa, yani bildiğim kadarıyla düşmanlar diyor. Düşmanlar dediği zaman zannediyorsam Ali Koç'u kastediyor. Ali Koç'u, yani Futbol Federasyonu'nu kastetmiyor. Sadece bu cezalar alındığı zaman bir kulüp yöneticisine mi yapmak gerekiyor? Hakeme mi? İşte Futbol Federasyonu yetkililerine mi? Mesela Rizespor'un başkanı vardı geçen sene. Dedi ki işte tabancam olsa aldı mı ceza, almadı galiba değil mi? Yok. Silahım olsaydı galiba öyle bir şey vardı. 11 gün hak mahrumiyeti. Hak mahrumiyeti aldı. Yani yok, bunların birazdan hepsini vereceğiz. Bunların karşılıkları nedir? Toparlıyor bu sadece. Konuşmaların karşılıkları nedir? Onlara ben çok merak ediyorum. Bir de Ertem, bir hukukçumuz varsa, yani bu, yani yeni eski bir hukukçumuz varsa, bu disiplin talimatını iyi bilen, Futbol Federasyonu'nda veya dışarıdan bunu iyi takip eden birisi varsa bir bağlayalım edelim. Şöyle bir şey Sinan abi, evet. Arkadaşlarından rica edeceğim. PFDK'nın çok değerli isimlerinden Hüseyin evet. Bey vardı, hatırlar mısın? Yanlış söylemeyeyim. Evet, Hüseyin Karahmetoğlu. Evet. Çok da değerli bir isimdi. Evet, Aziz Başkan'a 8 ay ceza, ceza verdi. Evet. Yani nerede? Adamın nerede, yani çekmediği çile kalmadı yani neredeyse. Çok dürüst, çok önemli namuslu bir hukukçu. Çok önemli bir hukukçu. Çok namuslu, çok dürüst, adam, çok namuslu, çok. Burada ben mı? Tanırım da Hüseyin abiyi diyeceğim artık, Hüseyin Bey'i. Neyse. Çok düzgün bir yani adamdır. Ben bilgilerine de çok güvenirim. Önemli bir hukukçu. Bence tamam, arkadaşlarımız ilerleyen dakikalarda bakalım, bağlayalım. İlerleyen yani Hüseyin Bey bağlayalım. Olur, başkası olur. Yani, yani evet, ben çalışan öyle diyorum yani, ay, başka değil, birisi fark etmez. Bu ceza doğru mudur? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Fatih Hoca her şeyden önce arkadaşlar, mesela Fatih Terim şunu sorgulamalı Galatasaray camiası. Fatih Terim, ben bir televizyoncu Bunur olarak geçen sene de sistem ettim. Bunur. Biliyorsunuz. Kardeşim Fatih Terim 11 maç yok. Ben Fatih Terim basın toplantılarını 11 maç seyredemiyorum.
Maçtan sonra Fatih Terim'i dinleyemiyorum. Ben bir televizyoncu olarak, yorumcu olarak Fatih Terim'in yorumlarını dinlemek istiyorum maçtan sonrası. Neden bizi Fatih Terim bundan mahrum ediyor? Şimdi buradan bunu söylediği zaman buradan da Galatasaray der ki kardeşim ceza veriyorlar. Ceza verecek, verilecek konuşmalar yapıyorsa verirler. Peki Fatih Terim niye bu konuşmaları yapma ihtiyacı hissediyor? Ceza alacağını bile bile neden Fatih Terim böyle sert konuşuyor, bu cezaları alıyor Ertem? Evet, yani kendi camiası, ya Fatih Terim kenarda durması 1-0 başlıyorsun. Yani kulübede olması Fatih Terim'in her zaman oyuna 1-0 başlıyorsun. Doğru. Şimdi 4 maç mı ceza aldı? 4 maç. 4. Neden 4 maç ceza aldı? Niye mağrum ediyor bizi Fatih Terim veya Galatasaray taraftarını? Fatih Terim Türk futbolunun bir numarası. Marka olarak. Fatih Terim'e ceza verilmesi bizi de üzüyor. Ama Fatih Terim ceza verilmesini gerektirecek konuşmayı niye yapıyor Ertem? Evet. Bildiği halde. Yani bunu başkası konuşsun. Başkası açıklama yapsın, kulübe açıklama yapsın. Veya yani belli bunun karşılığı varsa. Fatih Terim federasyonda çalıştı, biliyor bunları. Neden yani bu cezayı alıyor Fatih Terim? Ya biz bunu konuşalım aslında. Fatih Terim neden her sene 10 maç ceza alıyor? Şimdi bugün 4'le başladı. Evet. Daha ligin daha başında 4'le başladı. Doğru. Ligin 10. var, 20 haftası var. 4'le geçen sene 10 küsur aldı değil mi? Doğru. Ondan evvel aldı. Doğru. Devamlı oluyor hoca. İşte onun için diyorum ki yani göz göre göre bile bile hoca niye ceza alıyor? Niye kendine ceza aldırttırıyor? Bir dinleyelim. Şimdi dinleyeceğiz. Sevgili seyirciler, arkadaşlarımız bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Sevgili Sezgin Gelmez, sevgili Devrim Zengi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun önemli kurullarında görev yapan isimler bu konuyla ilgili olarak çok önemli açıklamalar yaptı. Bakın altyazıya bakın. Acımadan kafasını kopartacağız. O ne demek ki? Acımadan kafasını kopartacağız. TFF yöneticisi, yani Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Beyaz Futbol'a konuştu. Acımadan kafasını kopartacağız. Kimin? Niçin? Neden? Ama neyle ilgili? 1905 kaosu ile ilgili. Öncelikli olarak Fatih Hoca ne demişti? Neden olaylar buraya kadar geldi? İşte o olayların başlangıç noktası. Görünen başlangıç noktası. Anlatması, izah edilmesi çok zor bir maç. Tek başında futbolla açıklamaya kalksa yetersiz kalır. Futbol dışı desek ve konuşsak cezaya kadar gider. Onun için cezaya kadar gider diyor. Şimdi bakın sevgili Galatasaraylı arkadaşlar, sevgili Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve diğer takımlı arkadaşlarımız, hepiniz mesela bana yazıyorsunuz. Instagram'dan oradan yazıyor. Diyorsunuz ki işte ne o Taylan. Taylan'ı niye söylemiyorsunuz? İşte Falcao'nun transferinde şöyle böyle var. Hülle yapıldı falandı filan da arkadaşlar. Nereden biz o kadar çok fazla bazı şeyleri çok derinden falan net bilmiyoruz. Yapılmış olabilir. Onu Futbol Federasyonu sorgular. O bizim işimiz değildir. Buradan sadece siz biliyorsanız Futbol Federasyonu'na yazın. Biz buradan onu anlatamayız. O bir, çünkü bilmediğimiz bir konu. Yani emin olmadığım bir şey. Biz bunu kesinleştiremeyiz. Şimdi bakın Fatih Hocam burada diyor ki konuşursak cezaya kadar evet. gider diyor. Yani biliyorsun hocam. Ceza alacağını biliyorsun. Devam edelim. Bir devam edelim. Unutulmasın istiyorum esasında. Esasında bunun için bir geçen seneye bakmak lazım. Geçen sene sonu hazırlanan bu senaryo. Bu sene her maçımız aşağı yukarı böyle zaten. Ama bugün eğer Galatasaray'la ilgili lehine bir şey var ise lütfen çıkıp söylesinler. Ama dediğim gibi Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi iki tane değerli hakem, tabii oradan başladı iş. Şöyle ki eğer siz insan emeğini ve itibarını çıkar ve kötülük ittifakını yemeden kim varsa muhakkak ki karşılığını elbet bir gün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir. Ama siz bunu böyle hazırlarsanız geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular ve Galatasaray yalnızlaştırılmaya doğru bir algı süratle yapılıyor. Ancak ben geçen sene hatırlarsanız
organize ama amatör bir kötülük var karşımızda demişti. Herhalde benim amatör lafımı alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına yine bir daha sesleniyorum. Bunun karşısında yapılacak tek şey vardır. Bütün camia olarak bütünleşmek, bütün olmak. İç içeride herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıyla tek bütün halinde karşı durmak. Çünkü bakınız tüm maçlara. Bugün maçta Galatasaray adına herhangi bir şey yok. Ama öyle bir şey var ki emek boşa. Bu kadar mesai, bu kadar ömür tüketme, bu kadar fedakarlık, bu kadar mücadele hiç sayılıp başka algılar yaratılmaya çalışıldıkça ve de siz hedef gösterirseniz vardı şeyler. Dediğim gibi kimsenin itibarıyla ve emeğinle oynama hakkımız yok. Oradan da bu tarafa gelen budur. Dolayısıyla bugün çok da güzel, çok da enteresan bir maç oldu. Kayserispor'da kendinden beklenenden daha da iyi mücadele etti. Biz kazandık ama muhakkak ki şampiyonla oynamak, şampiyonu yenmek, şampiyonla karşı durmak bunlara saygı duyuyorum ben ama bu sene yine söylüyorum profesyonel hamleler görüyoruz. 3 puan adına çok sevinçliyim. Ama tabii ümitin atılması tribünde olan bazı antrenörlerimizin uğradığı şeyler hoş değil tabii. Yani bunu tabii dediğim gibi hazırladılar. Ama Allah'a şükür halledeceğiz hepsini. Hocam, koskoca Galatasaray camiasından bahsediyorum. Ben mesajımı söyledim Galatasaraylılara. Bugün Galatasaray adına vay. Çok normal gidiyordu Ertem. Yo, normal gitmiyordu. Profesyonel hamleler dedi. Hayır. Çok şey değil o. Bak şimdi bundan sonra bak konuştukça hoca daha da şimdi kafadan kontrollü gitti. Ceza dedi, bilmem ne dedi falan filan. Doğru. Bakıyor şimdi dengeli gidiyordu. Sinirleri bak şimdi buradan sonra başlıyor hoca. Bak evet. Şimdi devam et. Devam edelim. Devam et. Denecek herhangi bir şey yok. Ben dikkat ederseniz hakeme, gözlemciye, kimseye de hiç konuşma niyetim yok. Çünkü kimseye bu bahaneyi sebebi vermeyeceğim bu sene. Allah nasip ederse. Bu makul, mantıklı, nezaket içerisinde söylemeyeceğim bir şey demek değil. Tabii ki gerektiği zaman. Ama şimdi benim yardımcı antrenörüm Emre. Kafası yarık, tekme yiyor. Biz bunu yapsaydık Ali Sami'nde kıyametler kopmuştu. Ben de sizin dediğinize şunu ekliyorum. Ben de bazılarından özellikle yarın skandal diye bir başlık bekliyorum. Tam anlatabildim mi? Senin dediğini teyit. Skandal diye başlık bekliyorum. Ama maça baktığın zaman Galatasaray'ın tarafına, lehine lütfen bir şey varsa söylesinler. Bu sene benim demin çok açık ifade ettim. Net olarak bu maçı unutmadan Galatasaray'ın maçları böyle geçecek gibi görünüyor. Çünkü dedim bu atmosferi hazırladılar. Onun için bu organize işler amatörden profesyonele dönmüş, dikkatli olalım. İşte Fatih Hoca böyle konuşmuştu. Organize işler dedi. Türkiye Futbol Federasyonu. Düşman? Düşman dedi. Çok şey dedi. Sonrasında bir anda Türkiye Futbol Federasyonu PFDK toplandı. Ve bir anda Galatasaraylı taraftarların... Bu kaset hepsi bu kadar mıydı? Evet. Bir bölüm daha var yok muydu bu? O takımla ilgili falan. Takımla. Her şey bu. Anladım, ceza anladım. Almasını gerektirecek olan sebepler bunlarmış. Şimdi bazı şeyleri... Mesaj geldi. Oradan mesaj geliyor hocaya. Yani bazı şeyleri ilave yaptı. Yani aslında gitmiyordu. En son bazı şeyleri söyledi.
Yani hoca tamam. Bunları da söyle diye. Şimdi Sinan abi sonrasında saat 10'da işte her şey burada. Sebep bu. PFDK kararları diyor Türkiye Futbol Federasyonu org. Site PFDK kararları 5 Eylül 2019 Perşembe günü. Tıklayın diyor oraya ama saat çok önemli. 19.05. 4 maçtan daha çok bu saat çok büyük sıkıntı. Ceza Ertem normalde baktığın zaman şimdi kimse çok fazla cezayı konuşmadı. Neden ceza aldığını konuşmadı. Hı-hı. Hocanın neler söylediği işte bilmem ne falan düşman derken belli. Bu transferlerden dolayı 5'i ve 6'yı verelim. Yapılan transferlerden dolayı işte Vedat Muriçi Galatasaray'ı alacaktı, Fenerbahçe aldı. İşte Deniz Türüç'ü, Mevlüt'ü, Mevlüt'ü Galatasaray bonservisli, Fenerbahçe bedava aldı falan filan. Ne oldu? İşte herhalde Futbol Federasyonu'ndan da bir takım destek görüyor falan filan gibi bu transferlere yardımcı olundu, alındı ve yani ne diyor? Organize iş dedi. İşte düşmanlar doğru. İşte bir araya geldi falan filan gibi. Şimdi her ne olursa olsun, her ne olursa ben Nihat Özdemir Başkan'ın şu 19.05 ile ilgili 19.000 TL değil bakın, ceza. 19.05 ile ilgili bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben bak Nihat Özdemir ben 25 seneden fazla tanırım. Ben Ankara Gücü'nde oynarken Nihat abi orada yöneticiydi. Müteahhit, Ankaralı iş adamı, zengin iş adamı. O zaman zengin iş adamları rahmetli Özal Ankara Gücü'ne yönetici hı hı. yapmıştı. Hı hı. İşte Mehmet Nasip Günal'dan tut aklına kim geliyorsa o zaman o dönemde. Ben çok uzlaşmacı bir insan olduğunu düşünüyorum. Şunu 19.05 gibi saatte verip de dakikası dakikasına verin de Galatasaray kulübüce delirsin falan yapacak insan olduğunu zannetmiyorum. Bak ya bu çok enteresan bir tesadüf ya çok büyük bir art niyet savaş başlangıcı bu. Yani Galatasaray'a dengesini bozmak. Yani ben buna inanmak istemiyorum. Galatasaray'ın dengesini bozmak. Dönüyorum öteki taraftan diyorum ki tamam bununla diyorum ki bu diyoruz 19.05 tesadüf. Peki 19.500 ne? Yani Galatasaray camiasına karşı cezayı verdin. Ama Galatasaray camiasına karşı bir savaş mı açıldı? Yani akıllı olun. Bakın dalga geçer gibi Ertem. Bak bu dalga geçmektir. Yani mantıklı düşünürsün. Dersin ki ya işte 13.000'de de %20'si de falan koyunca 6.500 19.500. Ya dersin ki hayır kardeşim ya. Bırakın 19.05 Galatasaray'a çağrışım yapıyor. Değiştirin dersen 15. 15 desen ne olur? Sen ben kim bilecek ki bunun cezasını? Yani 19.500'ü kim biliyor? 19.800 ya. Ya 19'u kim biliyor? 20'yi kim biliyor? 17 desen ve hiç para cezası vermesen de kim biliyor? Kimse onları bilmiyor, hesabını bilmeyiz ki biz. Ama diyorum ki 19.05 son derece ayıptır. 19.500 de son derece ayıptır. Bu Galatasaray camiasını delirtmekte dalga geçmektir. Bakın Fatih Terim'in cezasını kenara bırakıyorum. Eğer bunlar tesadüfse bu ikisi de tesadüf olmaz Ertem. Ben de diyorum ki sevgili Nihat Özdemir Başkan'ın buna bir an evvel el koyması lazım. Yani biz işte 18.55'te internet sitesine koyduk da oradan oraya gitti falan filan. Ne alakası var kardeşim? 20'de koy. Yani yarım saat sonra koyun. Ya büyük bir acemilik var. Bak burada örnekleri sana söyleyeyim. Ya büyük bir acemilik var burada. Yani o internetin başındaki adam Galatasaray'mış 19'u aklına falan gelmemiş. Bilmiyor düşünememiş. Ya bu var. Ya iyice delirtmek ama bu futbol federasyonu Galatasaray'ı niye delirsin? Neden delirsin? Deli mi bunlar? Yani Galatasaray camiasını niye karşısına alsın? İkincisi 19.500'ü hangi mantık verir? Kim veriyor bunu? Bu para cezasını kim veriyor? Yani bunu kime soracaksak buna birini bu para cezası 19.500 niye kardeşim? Neden 19? Niye 4 maç? Niye 3 değil? Niye 5 değil? Mesela. Şimdi yani anladın mı sen şimdi Ertem? Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları böyle bununla ilgili bir bak, içeriden aldığımız bir bilgi var. Bir alacağım onu. 19.05. Şimdi ne diyor? 18.58'de açıklandı. 19.05'te falan deniliyor. 17 numarayı verin.
bakalım mı neyse o. Yok hayır. PKK üyeleri kimdir tamam. diye. Şimdi burada Ertem'cim bu tamamıyla Galatasaray camiasını rencide etmekle dalga geçmektir. Dalga geçiyorsun. Şimdi bu ne biliyor musun? Bir tane polis arkadaşımız vardı mesela. İşte bir adam vurmuş. Gelmiş karakola düşmüş işte. Ne yapıyorsunuz? Dövüyor musunuz işte bu adamı diyorsun. Adam ya zaten diyor cinayet işlemiş. Zaten cezayı yemiş bu adam. Evet. Ona ne diyeceksin diyorsun mesela. Evet. Şimdi burada da zaten adama sen hocasına cezayı vermişsin. Yardımcı antrenörüne cezayı vermişsin. Sen şimdi bir daha burada dalga geçer gibi 19.500 ne oluyor? 19.05 ne oluyor örneği? Yani adamı zaten sen cezalandırmışsın arkadaş. Sen kalkıp da bu adama bir daha yani dalga geçer gibi veya gıcıklık yapmaya içecek. Bunun Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Nihat Özdemir abimiz bizim dostumuzdur. Son derece düzgün adamdır. Hiç de böyle şeylere girmez. Yani bu ince hesabı yani aman çocuklar 19.01 tamamıyla Futbol Federasyonu'nun dışında gelişen yani başkanlığın dışında gelişen profesyonellerin yaptığı bir iş bu. Şimdi buradaki profesyoneller acaba Galatasaraylı mı da mouse mu yaptı? Futbol Federasyonu'nda kavga mı edeyim? Etsin Futbol Federasyonu Nihat Özdemir Federasyonu'na sabote mi edeyim? Düşündü. Ya da çok art niyetli ağır Galatasaray evet. şeyi diyeyim yani düşmanı demeyeyim de Galatasaray şeyi antipatisi var Galatasaray'a evet. diyeyim. Yani başka bir takım olarak söylemek istemiyorum. Kelimeyi tam yerine koymuyorum yanlış olmasın diye. Yani ya da böyle. Bu internete veren. Kardeşim 20'de ver ya. 14 numarayı bir verelim Ertem, arkadaşlar kesin. 19.25'de ver. Yani bana 19.09'da ver ya. İkisinin de 19.01'de bakın ikisinin de bana eğer ben tam bakmadım internet sitesinden olduğunu. 19.05 mi? 19.05. Açıklandı tarih. Bitirseniz arkadaşlar bir daha. Bakalım. Onu bir daha getirsin. Yani 19.05 ise tweet. Bir de 19.500 ise bunun izahı yoktur. Sosyal medyada Twitter'dan tam yayınlanma saati PFDK kararlarının 19.05. Bitti. Bunun için Futbol Federasyonu açıklama yaptım. Bilmiyorum ne yaptıysa da Galatasaray camiasını rencide ettiğinden dolayı özür dilemelidir bir. 19.05 neden? Bağlayalım abi bir tane hukukçu arkadaşımızı. Var mı birazdan bağlayacağız. Var mı? Şimdi o gölge yöneticiyi bir ekrana getirelim. 14 evet. numaralı. Sevgili seyirciler çok önemli bir isim. Aktif, faal. Türkiye Futbol Federasyonu Faalinde. Kurullarından bir üye. Tekrar diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kurullarından bir üye. Tam ekran verir misiniz? Altyazıyı alın. Her şeyi alın ekrandan arkadaşlar. Fatih Terim alt sınırdan da ceza alsa derbide sahada olamayacaktı diyor. TFF kurullarından bir üye. İsminin verilmemesini istedi. Açıklamaların saati nasıl denk gelmiş bilmiyorum. Zamanlama süreci doğal akışı içinde gitmiş aslında. Kayseri Spor Başkanı'nın da çok cezası var. Fatih Hoca ile yaklaşık aynı değer. Şunun bilinmesi lazım. Başkanın, hocanın, futbolcunun sevk maddeleri farklı. Yorum yapanlar futbol disiplin talimatına ve sevk maddelerine bakarlarsa artı eksilerinin ne olduğunu görürler. Silahım olsa çekip vururdum demiş başkan geçen sezon. Onunla kıyaslama yapılıyor. O gün arkadaşlar nasıl ve neye göre karar verdiler bilmiyorum. Çünkü farklıydı biliyorsunuz. Bir parantez açayım. Kurullar farklıydı. O karar verilirken eylemin ağırlığı, eylemin yapıldığı yere bakıldı mı? Basın açıklamasında mı yapılmış? Basın açıklamasında mı yapılmış? Aşağıda mı yapılmış? Daha sonra yayıncı kuruluşta mı yapılmış? Koridorda mı yapılmış? Yoksa maç gününün dışında başka bir yerde mi yapılmış? Bunların hepsi farklı farklı maddelerde yer alır. Anlatabiliyor muyum? Maç çıkışında yapılan açıklamayla basın toplantısında yapılan açıklama bile farklı değerlendirilir. Geçen seneki şartlar kurulun işleyişinde sonra kişilerin futbol adamlarının sürekliliği falan yani bunların hepsi tesir eder kararlara. PFDK karar vermeden önce futbol adamlarının bunu bilmesi lazım. Bilir yani çıkabilecek kararı tahmin eder. Bu çok zor bir şey değil ama ben yorumcuların hepsine bakıyorum. Yani hiç mi insan okumaz, hiç mi bakmaz, hiç mi araştırmaz? Öyle hiçbir şeye bakmadan sadece tartışmaya yaşayarak niye bir değil, iki değil, niye dört, üç diye cezada alt sınır üç maç biliyor musun? Sek maddesinde yani alt sınır üç maç. Şimdi
3 maç olsa da Fenerbahçe maçında olmayacak. 3 maç alt sınırından verseler de derbide yok Fatih Hoca. Bir de Fatih Hoca'nın yeni bitmişti cezası ya. O da biliyor, herkes biliyor aşağı yukarı. 19.500'de de bir şey yok biliyor musunuz? Zaten ceza 13.000 lira, tamam mı? Bu katlanarak, arttırılarak gider. Yarı oranında artırılması gerekiyor. Mesela yarı oranında arttırınca 19.500 lira. 13.000 yarısı 6.500 ilave edince 19.500 yapıyor. İyi de yani bunu altını, üstünü, tüyünü, kılını denk getirirsen denk getirirsin. Yani anlatabiliyor muyum? Geçen sene 1905 liraya Fatih Hoca ile anlaştık diye açıklama yaptılar ya. Hani onun bir rövanşı diye konuşuluyor. Yani ne ilginç. Nasıl birinin aklına gelir böyle bir şey ve konuşulur? Yapacak bir şey yok. Futbol camiasında bu tür şeyler var. Ya sadece okumuyorlar, bakmıyorlar ne olduğuna, sadece tartışıyorlar, o kadar. Bunun için hukuk bilmeye gerek yok. Sek maddesine bakmak bunun için yeterli. Yani disiplin talimatı yazıyor. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 orada yazıyor şeyler. Anlatabildim mi? Orada web sitesinde var zaten, oraya baksa çoğu. 19.500 lira yani 19.600 lira veremezsin. Oraya 19.400 lira da veremezsin. Şimdi yeah. Sinan abi ben de diyorum ki veremezsin de inanmıyorum. Yaz. İnanmıyorum abi. Bazen de yani bu kadar basit değil. Yani 19.05 ile 19.500 aynı anda hep beraber falan filan aynı anda yok böyle bir şey. Ya karışıklık bunu daha tutturamazsın. Iyi, bunu tutturamazsın. Ne alakası var canım bu yani şey mi? Kur'an-ı Kerim'in şeyi mi? Kanun mu bu ne? Yani? Kanun mu yani? Allah'ın kanunu mu ne? Ne ki bu, ne ki bu yani? Tövbe tövbe yani. Burada kalkacaksın, değiştireceksin. Ya diyeceksin ki bu Galatasaray camiası zaten teyakkuzda. Galatasaray camiası zaten ayaklanmış. Biz bunu bu saatte vere. Bunu kesin, bunun sevgili başkan Nihat Özdemir'in bunu bir açıklaması lazım. Yani en azından araştırması lazım. Bu niye böyle? Ertem yani evet. Sabote de olabilir. Galatasaray'la Futbol Federasyonu'nu karşı karşıya getirmek isteyen birileri olabilir içeriden. Her şey olabilir. Ya bunların ikisini ben oturtturamıyorum. Oturtturamıyorum. Fatih Terim'in 4 maç, 3 maç. Bak Fatih Hocam. Seni seviyoruz, sevmiyoruz anlatmaya gerek yok. Yani bunu bilmeye gerek yok. Fark etmez. Tanımayalım, birbirimizi sevmeyelim. Sen de bizi sevme. Hiç fark etmez. Bak birbirimizi sevmeyelim, tanımıyor olalım. Ama hocam bunları ceza alacağını biliyorsun. Bunların karşılığı var. Niye konuşuyorsun? Söylüyor zaten. Yani şimdi biliyorsun. Neden söylüyorsun? Bu takımın sana ihtiyacı var. Hep söylüyoruz. Televizyonların, medyanın sana ihtiyacı var. Hep söylüyoruz. Fatih Hoca'yı seyretmek, maç seyretmek kadar keyif veriyor. Sevgili hocam, yani neden zaman ceza alıyorsun? Hep söyledim. Ben bunu geçen sene de söyledim. Ben 10 maç, 11 maç Fatih Terim dinleyemeyeceğim dedim. Beni niye kendinden mahrum ediyorsun? Bunu da söyledim. Yani Fatih Hoca da biraz da kendi şeyine bakacak yani. Ben niye konuşuyorum kardeşim? Niye yani? Neden? Neden Ersun Yanal ceza almıyor? Neden Aykut Kocaman bu cezalar almıyor? Niye şey almıyor? Şenol Güneş hocayken almadı veya başkaları 10 maç, 12 maç. Türkiye'nin en başarılı adamı, en çok şampiyon olan adamı Ertemciğim ama en çok ceza alan adam. Ya bunların, bakın biz futbol ailesiyiz arkadaşlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi yok burada. Biraz da doğruları objektif konuşalım. Türk futbolunun en çok şampiyon olan teknik direktörü en çok cezayı alıyor. En çok kazanan, kupa kazanan. En çok cezayı alıyor. Şimdi insanlar diyor ki kardeşim ya yeter yani Fatih Terim'e ceza vermekten mi korkuyorsunuz diye diye bize de söylüyorlardı. Fatih Terim'le ilgili iyi bir şey söylediğiniz zaman ya Fatih Terim'den mi korkuyorsunuz, Fatih Terim'e üyüyorsunuz falan. Hayır, iyisi de iyi. Şimdi eleştiriyorum. Neden sen Fatih Terim olarak hep en çok sen ceza alıyorsun hocam? Bekle. En çok şampiyon olan takım sensin. En çok şampiyon olan hoca sensin ama en çok ceza alan da sensin. Yani burada size bir haksızlık falan mı yapıldığını düşünüyorsunuz? Ama en başarılı sensin. Nasıl olacak bu iş? Şimdi futbol sen transferdeki sürtüşmeyi, tartışmaları buraya yansıttın. Ali Koç da bireysel olan bir şeyin. Ha, Ali Koç haklı mı? Ali Koç da haksız bana göre. Ali Koç'un da Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili konuşmakta bana göre haksız. Çünkü hak edilmiş olan. Şimdi sevgili Ali Koç, Komolli'ye para şey ne o çocuk giden hoca? Teknik direktör giden Koku. Koku'ya para vermediniz mi? Verdiniz. Fatih Terim de hak etmiş olduğu mukavelesine yazılan parayı aldı. Ayrıca o parayı da bir hayır kurumuna verdi. Diyelim ki hayır kurumuna vermesin Ertem.
ama devamlı Fatih Terim, evet, değil mi? Genel kurulu orada Fahit Terim parası. Fahit Terim'e niye verildi? Yani Ali Koç'un işi değil bu. Burada da Ali Koç'u eleştiriyorum. Yanlış. Doğru değil. Sinan abicim, bir de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yine çok önemli bir isim. Evet. Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklama. Biraz önceki Devrim Zengi'ye yaptığı açıklamaydı. Bu da Sezgin Gelmez'e. Kafasını kopartacağız. TFF olarak gerekli açıklamayı yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli açıklamayı yaptık. Ama bu konu yönetim olarak bizi çok üzdü. Hangisi? 19.05 olayı. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Moldova'da maç öncesi yönetim kurulu toplantısı yapacağız salı günü. Eğer 19.05 konusunda bir kasıt, art niyet görürsek hiç acımadan o kişi ya da kişilerin kafasını kopartacağız. Ben buradan sevgili Nihat Özdemir, belki de bu futbol ailesinde en eski tanıyan benimdir. Yani şu an mesela Aziz Yıldırım'la dostum. O da öyle diyor zaten. Dedi. En eski tanıdığım insandır Ankara Gücü'nde Nihat abiyle. Namusuna, kişiliğine, dürüstlüğüne inandığım bir insandır. İyice araştırsın. Eğer burada 19.05'te, 19.500'de bir art niyet, bir Galatasaray'ın gururunu rencide etmek, dalga geçmek varsa kafasını koparsın. Hiç dinlemesin. Böyle bir şey yok. Zaten sen ceza almış senin teknik direktörün. Bir de üstüne üstü sen camiayı rencide edemezsin. Ama burada geliyorum öteki tarafa. Fatih Hoca da. Fatih Hoca'ya gelme. Şapkasını önüne koyacak. Bak ne diyorum. Ey Türk halkı. Ey Galatasaraylılar. En çok şampiyon olan hoca. En çok şampiyon olan kulüp. En çok ceza alan teknik direktör. Yani bir de verilmeyenler. Korkuyor konuşamayan diyenler var bizlere, medyaya. Hep bunları söyledik. Hoca da yani ceza alacağını bile bile söylüyorsun. Bağlayın bir hukukçu. Bu ceza doğru mudur? Değil midir? Hoca bunu hak etmiş midir? Tarafsız birini bağlayın. Bana bulun abicim. Bağlayın birini bulun. Reklama gidelim. Reklamdan sonra arıyoruz. Şimdi reklam saatimiz geldi Sinan abi. Reklamdan sonra sürpriz bir telefon olacak. Bak, belki de Türkiye'nin gündemi değişecek. Bu konuyla ilgili abi, çok önemli bir herkes, isim. Yayınımıza bağlanacak sevgili seyirciler. Herkes teyakkuzda bak Ertem. Aynen öyle. Telefonla Ali, yayınımıza bağlanacaklar. Siz de lütfen Instagram'dan bize görüşlerinizi yazın bu konuda. Biz reklama bak, gidiyoruz. Şimdi Sinan abinin sevgili, Instagram adresinden yazın. Bana sevgili, Instagram'dan yazabilirsiniz. Sevgili Ali Fatinoğlu var ya. Evet. Bizim Galatasaraylı başkan adayı. Onu reklamdan sonra okusak. Ali Fatinoğlu mu? Evet. Tamam, onu da reklamdan sonra. Camiaya seslenmiş. Yani o da. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Sizlerden sürekli rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Sizden ricamız budur. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz.